Evet, bugün sizlere Mustafa Paşa, Koca Mustafa Paşa, diğer adıyla Çoban Mustafa Paşa Camii ve Külliyesini göstermek istiyorum. İşte gördüğünüz gibi bu taraflarda çok güzel bir şekilde yapılmış, 1500'lü yıllardan günümüze kadar gelebilmiş bu camimiz. İşte yan taraflarda odaları görebiliyorsunuz. Burada şadırvanlarımızı görebiliyorsunuz. Tabii şu arkadaki çirkin görüntü ne kadar da olsa da caminin şeyini bozmuyor. Ama yine de camimiz büyük bir külliyeden ibaret oluşmakta. Bu tarafta gördüğünüz gibi camimiz var. Caminin hemen önünde bir tane şadırvanımız var. Bu tarafta da abdest alma yerlerimiz var. Arka tarafa doğru geçecek olursak caminin her iki yanında odalar mevcut. Hocalar için, öğrenciler için, talebeler için odalar mevcut. Bu arka tarafta görülen Çoban Mustafa Paşa Camii'nin isim babası ve camimizi yaptıran Mustafa Paşa'dır. Çoban Mustafa Paşa savaşlarda göstermiş olduğu başarılar ve sadakatiyle paşalığa kadar yükselmiş ve bu caminin yapılmasına vesile olmuş. İşte gördüğünüz gibi burada arka kısımları görebiliyorsunuz. Bu iç taraftaki kısımlarda burada Mustafa Paşa'nın türbesini görebiliyorsunuz camiden. Baktığınız zaman şöyle bir uzatırsak işte türbeyi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Caminin hemen arkasına. Caminin hemen arkasına yapılmış. Burası camimizin hemen çarşıya açılan, meydana açılan giriş kapısı. İki yan tarafında da odalar mevcut. İşte burası geniş dış avlu kısmımız. Hepimizin geleceği son nokta. Musalla taşlarını görebiliyorsunuz. Eskiden kalan musalla taşı ve sonradan yapılan, mermerlerden yapılan musalla taşlarını görebiliyorsunuz. İşte burası camimiz. Camimizin dış oturak kısmı. Camimiz 5 tane küçük kubbe içeride, bir tane büyük kubbe de dışarıda olmak üzere 6 kubbeden oluşuyor. Burası camimizin giriş kısmı, külliyemizin giriş kısmı, işte camimizin kapı kısmı. Caminin giriş kısmı aslında bize şeyi andırıyor. Ulu caminin camilerde görmüşsünüzdür. Deriden bir şeyin aşağıya doğru sarkıtıldığını da sonra yukarı toplandığını, kapıdaki işlemeleri görebiliyorsunuz. İki tane kapının iki kenarındaki işlemeleri. Evet. Dışarıda da mağaz kılanlar için bir yer var. Baktığımız zaman evet, sonradan kullanılan aydınlatma ışıkları. Burası da yine camimizin başka bir tarafı. Evet, bu taraf da lavaboların olduğu kısımlar var. Abdest alma yerleri var. Bu arka tarafta medrese tarafının kubbelerini görebiliyorsunuz ve bacalarını görebiliyorsunuz. Camimiz çok amaçlı yapıldığı için sadece buradan da oluşmamakta. Aynı zamanda hemen Yeniçeri Eski Çarşı'nın girişinde bir de hamamdan oluşmaktadır. Burası büyük bir, baktığınız zaman geniş bir alandan oluşuyor. Sadece cami ve medrese gibi düşünmeyin. Büyük bir külliye olarak yapılmış ve öyle dizayn edilmiş. Tasarlanmış. Ve yapıldığı zaman itibariyle baktığınız zaman gerçekten modern bir teknolojiyle yapılmış, modern bir mimariyle yapılmış. Osmanlı mimarisinin her türlü örneklerini burada görebiliyorsunuz. Güzel bir işçilik yapılmış. Günümüze kadar birçok deprem geçirmesine rağmen sapasağlam ayakta kalabilmiş. Burası çarşıya açılan küçük kısmın holü. Boşluk kısmı yani. Bu taraf camimizin ana kısmına doğru gidiyoruz. Baktığımız zaman işte ortadaki şatafanı görebiliyorsunuz, ağaçlarını görebiliyorsunuz. Camimiz çok kısa bir süre önce tadilattan geçirildi. Bu yerlerde gördüğünüz taşlar aslında böyle değildi. Daha büyük geniş taşlar ve mermerlerden oluşuyordu burası. Daha sonra
belediyemiz tarafından buralar restore edildi. Hem caminin iç kısımlarında hem de bu meydan kısımlarında, iç avlu kısımlarında, dış avlu kısımlarında restorasyona gidildi ve bu taşlar sonradan döşendi. Camimizin işte görüyorsunuz abdest alma yerlerini görebiliyorsunuz. Buradan kışın sıcak sıcak su akmaktadır. Burası da camimizin ana giriş kısmı. Arkadaşlar bu ana giriş kısmı dan girdikten sonra sağ ve solda gelen o zamanın zamanında gelenlerin konaklayabilmesi için hem hayvanlarının bağlanabileceği hem de konaklayabileceği iki tane büyük geniş alan bulunmakta. Bu kısımda insanlar kendileri kalabiliyorlar. İki tarafa da hayvanlarını bağlayabiliyorlardı. Evet, camimiz kısaca öyle diyebiliriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.